bir suç işleyen kimseyi gördüğümüzde, bir günah irtikap eden, günah işleyen kimseyi gördüğümüzde buna mani olmak mecburiyetindeyiz. Çünkü Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimiz buyuruyor ki, "Men ra'a minkum münkeran felyugayyirhu biyedih." Sizden münker, yani dinin kabul etmediği, reddettiği bir şeyi yapan kimseyi gören ona engel olsun. Buna eğer otoritesi varsa, imkanı varsa eliyle mani olsun. Eğer eliyle mani olma imkanı yoksa, mesela devlet erkanından değilse, kolluk kuvvetlerinden değilse, polis teşkilatından değilse, o zaman eliyle müdahale etmesi farklı fitnelere sebebiyet verebilir. İşte görüyorsunuz, biri kamu malına zarar veriyor. Onunla kavgaya girseniz, bu durumda onun taraftarları, sizin taraftarlarınız işin daha da büyümesi, tehlikeli boyutlara ulaşması söz konusu olabilir. Bu durumda sözlü olarak ikaz ediniz diyor Efendimiz aleyhissalatü vesselam. Yaptığın yanlış, bunu yapma. Böyle yapmakla hem Allah'ı, Resulünü hem de insanları kendine düşman etmiş olursun. Bu yaptığından Allah razı değil diye ikaz etmek lazım. Bazen olur ki sözle ikaz etmek de tehlikeli hale gelebilir. Veya daha büyük zararlar doğurabilecek noktada olabilir. Bu durumda da asgari olarak buğz etmek, yapılan o eylemden hoşnut olmamak gibi bir görevimiz var. Efendimiz aleyhissalatü vesselam وَذَٰلِكَ اَضْعَفُ الْا۪يمَانِ buyuruyor. Bu imanın en zayıf mertebesidir. Yani eğer bir yanlışı düzeltemiyorsanız elinizde, dilinizde, en azından kalbinizle ona buğz etmeniz lazım. Fakat bir yanlış yaptığını görüyorsunuz kardeşinizin, bir Müslümanın, bir vatandaşın yanlış yaptığını görüyorsunuz. Bu yanlışı düzeltmek yerine onu birilerine bildirmek, ihbar etmek, haber vermek noktasında yekten hemen evet veya hayır diye verilebilecek bir cevap söz konusu değil. Burada suçun, günahın mahiyeti çok önemli. Bir takım suçlar vardır ki bunlar ferdi suçlardır. Bireysel suçlardır. Bunların zararı kişinin kendisine dokunur. Bir takım suçlar da vardır ki bunlar topluma zararı dokunan suçlardır. Veya başkasının hakkı taalluk eden suçlardır. Mesela birinin bir başkasına ait bir malı, parayı çaldığını gördünüz. Bu durumda tanık olduğunuz, şahit olduğunuz olayda bir ferdi suç var, bir de bir başkasının hakkının çalınması yönüyle de başkasını ilgilendiren bir taraf var. Eğer tanık olduğumuz, gördüğümüz suç ferdi bir suç ise, o zaman o kusurunu kardeşimizin görmemezlikten gelmek, onun ayıbını, hatasını efendim örtmek dinimizin bize emrettiği bir davranıştır. Efendimiz aleyhissalatü vesselam, kim bir Müslüman kardeşinin ayıbını örterse, kusurunu, günahını örterse, Allah da onun kıyamet günü günahlarını örter buyuruyor. Dolayısıyla hangimizin günahı yok ki? Evet, insanlar bizi çok iyi biri olarak bilebilirler, tertemiz biri olarak bilebilirler. Ama iç alemimizde, iç dünyamızda
ortaya çıkmasını istemediğimiz, arzu etmediğimiz günahlarımız da vardır. Kıyamet gününde bütün alemin huzurunda rezil rusvay olmak var. Onun için Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki, kim bir kardeşinin günahını örterse, bireysel kabahatini, suçunu örterse, Allah da onun suçunu örter. Efendim bakmışsınız, yanlış bir adım atmış. Ama bu attığı yanlış adımın kendisine zararı var. Başkasına bir zararı yok. Dolayısıyla bu noktada eğer usulüne, adabına, erkanına uygun olarak ona nasihat edebiliyorsanız ne âlâ. Ama edemiyorsanız o zaman susmak, sükût etmek, onu el aleme rezil etmemek. İşte sen şöyle şöyle yapmıştın diye millete ihbar etmek, duyurmak onun işlemiş olduğu günahtan daha ağır bir suçtur. Çünkü günah işlemeyen kim olabilir ki? Peygamber efendilerimiz masumdurlar. Onların dışında ismet sıfatı, peygamberlerin dışında ismet sıfatı taşıyan hiçbir beşer yoktur. Her insan günah işler. İşleyebilir, işlemiştir. Dolayısıyla birinin işlediği bir günahı saklamak, unutmak, unutturmak Müslüman olarak vazifemizdir. Ama eğer bir suç başkalarına zarar verir mahiyete gelmiş ise, toplumun güvenliğini, selametini ilgilendiriyor ise, o zaman bu noktada gerekli olan bilgilendirmeyi yapma mecburiyetimiz vardır. Bu noktada susmak, olayın bireysel olaylarda olduğu gibi Allah'la kişinin arasında kalmasını sağlamak demek olmaz. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki, "Unsur ahâke zâlimen kâne ev mazlûmen." Kardeşine zalim de olsa, mazlum da olsa yardım et diyor. Yani onu yalnız bırakma. Onun arkasında ol. Diyorlar ki, "Ya Resulallah, mazlum olan kardeşimizin yanında olalım. Ona yardım edelim. Elinden tutalım." Peki zalimse kardeşimiz, ona nasıl yardım edeceğiz? Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki, elinden tutarsın, zulmüne mani olursun. Yapacağı haksızlığa engel olursun. Dolayısıyla adam bir yanlış yolun içerisine girmiş. Kendisiyle beraber birçok masum insanın hayatını sonlandıracak. Bu durumda eğer biz ona engel olamıyorsak, engel olacak kimselere haber vermemiz gerekir. Bu gereklilik olmazsa olmaz bir gerekliliktir. Farz haline gelir. Ama bir de var ki şüphelerle yaklaşmak. Yani bu adamın kılık kıyafetinden aşırı biri olduğu izlenimi bende uyandı, bunu şikayet edeyim diyerek masum insanların efendim huzurlarının bozulması, çoluk çocuklarının tedirgin edilmesi, o da ayrı bir vebaldir. Dolayısıyla kesin olarak bildiğimiz, emin olduğumuz durumları bildirmemek, İlgilileri bu noktada uyarmamak ne kadar ağır bir vebal ise, bir günah ise, emin olmadığımız, zanla hareket ederek masum insanların rencide olmasına yol açmak da o kadar ciddi bir vebal, o kadar büyük bir günahtır. Dolayısıyla bu iki tarafı keskin bir kılıca benzemekte. Bunu kullanırken çok dikkatli olmak lazım. Ve şu düsturu da hiç akıldan çıkartmamak lazım. Hazreti Ömer Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a nispet edilerek anlatılıyor. Buyurmuş ki Ömer Efendimiz, bir
masumun ceza almasındansa bir suçsuzun, bir günahsızın ceza görmesindense bin suçlunun serbest kalması daha ehvendir, daha basittir demiş. Yani dolayısıyla suçsuz insanları yok yere taciz etmek, onların huzurlarını bozmak, efendim psikolojilerini tahrip etmek çok ciddi bir vebal olur. Binaenaleyh eğer zanlarımız varsa bu zanlar kesinlik kazanmadan kimseyi itham altında bırakmamamız gerekir.